Efendim ilk seansla tekrardan karşınızdayım. Bugün Perihan Tantu yerine programı ben yürütüyor olacağım. Şimdi bununla birlikte bugün yoğun haber akışının olduğu haftayı bırakırken, son işlem gününe girerken, özellikle bir gün aralığın ardından pazartesi gününe yarım gün, dolayısıyla uzun bir tatil sürecine giren bir borsa İstanbul olacak. Bununla birlikte Powell'ın iki gündür üst üste yapmış olduğu açıklamalar vardı. Bu açıklamalar yakından takip edildi. Riskleri yakından takip ediyoruz diyen Powell vardı. Yalından yapılan açıklamalar geldi. Yalından yapılan açıklama üzerine de özellikle enflasyondaki yükselişin orta vadede düşeceğini düşünüyoruz şeklinde, bekliyoruz şeklinde yapılan açıklamalar da vardı. Chicago Fed Başkanı tarafından, Evans tarafından yapılan açıklamalarda bu yılın sonuna doğru bir tahvil alım programının azaltılması söz konusu olabilir açıklamalarıyla birlikte bir miktar daha piyasalar üzerinde de denge arayışı ve özellikle risk iştahının da açık olabileceğini söyleyebiliriz. Daha destekleyici açıklamaların devamı, enflasyon endişelerini götürmeye, gidermeye yönelik de yapılan açıklamalar vardı. Bununla birlikte diğer tarafta çarşamba günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası kurulu kararını takip ettik. Özellikle hafta başından bu yana TL'ye baktığımız zaman dolara karşı bir değer kazanımı söz konusuydu. Bugün de aynı tablonun devam ettiğini söyleyebiliriz. Bayram tarafındaki ihtiyacın, nakit ihtiyacının artması döviz tarafında bir bozum söz konusuyken, Borsa İstanbul'da ise çarşamba gününe kadar negatif ayrıştığını görmüştük küresel bağlamda özellikle. Fakat çarşamba günü %1,5'luk artı ile birlikte yine borsada bu yükseliş trendine devamını getirdiğini söyleyebiliriz. Bugünkü açılış beklentileri ve açılışı da yine programımızda yapıyor olacağız. Bu ay önemli bir ay. Temmuz ayına yönelik enflasyon raporunu karşılıyor olacağız. Özellikle çarşamba günü Nisan ayı enflasyon raporunu atıfta bulunan bir metin vardı. Bu ayki metne bakacak olursak da yine Temmuz ayı enflasyon raporundaki revizyonlar gelecek mi? Tüm bunları ayrıntıları ile birlikte değerlendiriyor olacağız ve piyasanın odağında olacak. Bugün yine dün tatil olduğumuzdan dolayı para ve banka istatistiklerini karşılıyor olacağız. Para ve banka istatistiklerinde yabancı para mevduatlarındaki ve yabancı pozisyonlanmalarındaki yine verileri takip ediyor olacağız. CDS'lere baktığımız zaman CDS'ler ise 380 seviyesinde olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi yoğun bir haber akışının ardından haftayı bitirirken bir de fiyatlamalara bakalım. Fiyatlamalar bize neyi ifade ediyor? Genel fiyatlamalara bakacak olursak Borsa İstanbul'da %1,5'un üzerinde artıyla kapatmıştı çarşamba günü. 1367 puan, özellikle 1350 puanın bir miktar daha öne çıktı ve aynı zamanda 1350 puanın üzerinde kapanışlar yapılması gerektiği analistler tarafından vurgu yapılıyordu. Bugün yine alımlarla beklenti söz konusu borsa açılışının açılışındaki rakamlara bakacak olursak, yine analistler gözünde ve ekonomistlerin gözünde de tahminlemelere bakacak olursak burada alımlarla güne başlaması bekleniyor. Dolar TL'ye bakacak olursak, dolar TL'de ise hafta başından bu yana bir düşüş trendinin başladığını söyleyebiliriz. 0.27'lik geri çekilmeyle birlikte 8.54.88 seviyesine kadar geri çekilen dolar TL. Euro TL'ye bakacak olursak, euro TL'de de yatay görünüm korunmakla birlikte 10.12 seviyesinden işlemden geçiyor. Sepet kurda ise 0.10'luk bir geri çekilme, 9.33.76 seviyesinden işlem görürken, gram altında ise dolar TL'deki geri çekilme, ama bunun yanında ons altındaki sınırlı hareketler bir miktar daha 500 liranın üzerinde tutunmasını sağlıyor diyebiliriz. Özellikle dolar TL'deki bu düşüş trendine bakacak olursak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası kurulu metninde herhangi bir ifade değişikliğinin olmadığı, sıkı duruşun devam edeceğinin nitelendirilmesi, fakat piyasanın beklentisinde olan ilave kelimesinde gelme işi bir miktar daha Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın önümüzdeki aylarda yine faizi sabit tutacağı yönünde beklentileri de dolar TL'de etkili olmuş gibi duruyor. Bununla birlikte fiyatlamalara bakacak olursak devam edelim. Özellikle fiyatlamalarda Asya piyasalarına bakalım. Asya piyasalarında nasıl rakamlar bizi bekliyor? Çin Şangay Endeksinde 3528 puandan işlem görürken, özellikle Çin'den büyüme verisini karşıladık. Japonya Merkez Bankası'nın kararını takip ettik. Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararında bir değişiklik olmadı. Fakat bununla birlikte Japonya Merkez Bankası'na bakacak olursak, burada yine hızlı bir şekilde daha hızlı bir aksiyon alabileceğiz ifadeleri de öne çıkıyordu. Japonya Merkez Bankası'nın her ne kadar bir faiz değişikliği yapmasa da buradaki sıkı duruşa doğru bir geçiş olabilir ifadeleri de metinde yer alıyordu. Evet, Dow Jones vadeliye bakacak olursak 34.918 puandan işlemden geçerken yatay bir görünüm korunuyor burada da. S&P 500'e bakacak olursak da
0.13'lük prim verme ile birlikte 4.353, Nasdaq'ta ise 0.09'luk yatay pozitiflikte 14.786. Özellikle ABD vadelilerde bir miktar daha rekor düzeylerde kalmayı sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen enflasyon rakamlarını takip etmiştik. Evet, borsayı da açtık bu süreçte. 0.22'lik artışla birlikte borsa açılışa günden başladı. Endeks güne 1370 puanla başladığını da söyleyebiliriz. 1370 puanla başlayan borsada beklentiler dahilinde açıldığını da söyleyebiliriz. Efendim, borsayı da açtıktan sonra beklentiler dahilinde 0.22'lik artışla birlikte güne 1370 puandan başladı. Viyop 30'daki işlemlere bakacak olursak da 0.42'lik primlenme ile birlikte 1507 puandan işlemden geçtiğini söyleyebiliriz. Borsadaki işlemleri yine değerli konumla birlikte konuşmaya devam ediyor olacağız. Berra Doğaner bizlerle birlikte, Ostim Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Berra Doğaner. Evet, hoş geldiniz Berra Hocam. Günaydın sevgili Pelin Hanım. Şimdi öncelikli olarak borsayı da açtık, 0.22'lik bir primlenmeyle açıldı. Burada bir miktar daha çarşamba gününe kadar bir negatif ayrışma görüyorduk. Özellikle hacimsiz bir borsadan bahsediyorduk. Fakat bugün itibariyle çarşamba gününde merkez kararı öncesi ve sonrasında da 1.5'un üzerinde bir artıyla kapanmıştı. Bugün baktığımız zaman yine pozitif, sınırlı da olsa pozitif bir açılış söz konusu. Ne dersiniz hocam, Borsa İstanbul'daki hareketlenmeye seyri? Önce küreselle negatif ayrışma, ardından bir telafi hareketleri, tepki alımları diyebilir miyiz? Ne dersiniz? Aslında hacimsizlik uzun zamandır devam ediyor. Onun tabii bir bilgisini verelim. Yabancı çıkışı, ardından yerlilerin de kısmi iştahsızlığı. Hacimleri bir vakittir, yani bir ayı geçti. 10 milyar TL seviyelerine kadar ortalamada indirdi. Endeks hareketleri ise bence yurt dışından daha ziyade bizdeki uzun bayramla alakalı. Kurban Bayramı nakit ihtiyacının en yüksek olduğu bayram. Hani hem bu kurban kesimi gerçekten önemli bir ekonomi. Hem onun gerektirdiği ihtiyaçlar, hem de tabii tam mevsim, tatil sezonunun ortasına gelmiş olması önemli bir tatil hareketi de var. Hem sahil kesimlerine, hem biliyorsunuz bizde gelenek, köylere, yaylalara gidiş de var. Bunun da gerektirdiği nakit ihtiyaçları var. Ben belirgin bir şekilde takasa da bağlı olarak geçtiğimiz haftaki düşüşleri nakit ihtiyacına bağladım. Aynı şekilde dövizdeki düşüş de bir ölçüde dövizden Türk lirasına geçmeyi ve bayram süresince oluşacak Türk lirası ihtiyacını karşılamayı çağrıştırıyor bana. Yine takasa bağlı olarak dün bugün yapılan işlemlerin takası 12 gün sonra, bayram sonrası gerçekleşeceği için daha rahat bir alım imkanı doğurdu. Şimdi de o takas gününe bağlı olarak satılanlar tekrar yerine kondu gibi düşünebiliriz. Peki hocam, yani burada aslında Borsa İstanbul'daki hareketlerin bir miktarda işte hacimsizliğin olduğunu, işte sınırlı hareketlerin olduğunu izlemiştik. Düşüşlerin daha sert, yükselişlerin ise sınırlı olduğu bir tabloyla karşı karşıyayız. Özellikle Mart ayından bu yana baktığımız zaman da bunu çoktan net resmi görebiliyoruz. Bundan sonraki süreçte şimdi yatırımcıların yüksekten maliyetlenmesi vesaire, yabancı takas oranının %40'larda kalması, seyretmesi bir miktar daha Borsa İstanbul'daki yeni hikaye arayışının da beklentisini de öne çıkartıyor. Siz ne dersiniz yabancı pozisyonlanmasında? Çünkü birazdan Fed'i de konuşmaya başlayacağız. Özellikle işte Yellen tarafından yapılan açıklama var, Powell tarafından iki gün üst üste yapılan açıklamalar oldu. Dolayısıyla tüm bunları değerlendirdiğimizde bir miktar daha o Fed'deki enflasyonun geçici olacağına dair yine temsilciler tarafından sözler de eklendi. Yani Yellen'da
dahi şahin bir duruş sergileyen Yellen dahi enflasyonu yakından izliyoruz. Düşüşün gelecek ay olacağını söylemiyorum ancak orta vadede düşmesini bekliyorum açıklamaları vardı. Daha güvercinleşen, daha piyasayı alıştıran bir açıklama. Dolayısıyla yani küreseldeki bu şartları da değerlendirdiğimizde Borsa İstanbul'a yabancının akışını bu süreçten sonra biraz daha bekler miyiz? Ne dersiniz? Ben Fed'in olası tutumu ile piyasaları negatif etkilemesi beklenen bir tutumu var Fed'in, malum. İşte siz de izah ettiniz. Parasal sıkılaşmaya geçiş, tahvil alımlarının azaltılması vesaire ve bunun da dünya borsalarını olumsuz etkilemesi, riskten kaçışı tetiklemesi bekleniyor. Ben bunu Türkiye ile çok ilişkilendirmiyorum bu kez. Daha önce evet Türkiye'yi etkiledi Fed'in hareketleri. Ama niye etkilendirmiyorum bu sefer, çok ilgilendirmiyorum? İki nedenle. Birincisi, zaten Türkiye'de %65'lerden %42'lere kadar düşecek şekilde yabancıların son 1-1,5 senedir sistematik bir çıkışı oldu. Çıkmak isteyenler büyük ölçüde çıktı. Ben bu kalan %42'nin artık daha kalıcı, çıkma kararı vermeyen fonlar, yabancı fonlar olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Fed'in hareketi ne olursa olsun, dünyadaki yön ne olursa olsun, çok büyük bir çıkışa daha sahne olmayız diye düşünüyorum. İkinci sebep, niye Türkiye Fed'den ve dünyadaki borsa düşüşlerinden o kadar etkilenmez diye düşünüyorum. İkinci sebep, Türk piyasasının ucuzluğu. Hakikaten şu anda ortalama fiyat kazanç oranlarımız 8,5'a kadar inmiş durumda. Dolar bazında 1,5 seviyesindeyiz. Zirve demiyorum, genel ortalamamızın çok altındayız. Genel ortalamamız, hani hep zirve 5 sent konuşuluyor ama bizim uzun vadeli dolar cinsi endeksimizin genel ortalaması da 3,5'larda. Dolayısıyla onun da çok çok altındayız. Bu kadar düşük fiyatlarda artık daha da büyük bir çıkışa sahne olmamızı beklemiyorum. Ama alışa sahne olur muyuz diye resme öbür tarafından bakarsak bunu da çok hızlı bir şekilde beklemiyorum. Bu zaman alacak büyük bir ihtimal ve yavaş yavaş gerçekleşecek. Türk borsasının hikaye arayışı var, hikaye ihtiyacı var dediniz ya. Bence en kuvvetli hikayesi ucuzluğu. Çok iyi şirketler çok uygun fiyatlarla işlem görüyor. Çok önemli fırsatlar sunuyor. Hatta o kadar ki biliyorsunuz uzun yıllardır bunu gerçekleştirmeyen şirketler bile, şirket sahipleri bile borsadan kendi hisse senetlerini satın alma yolunda ardı ardına açıklamalar yapıyorlar. Yani o kadar düşük ve bizim gerçek potansiyelimizi yansıtmıyor ki bu fiyatlar, biz kendimiz alıyoruz diyorlar. Bu da önemli bir gösterge. Özetle düşüşlerde yurt dışında çok primli borsalar, Fed'in hareketlerine bağlı olarak kar realizasyonları yaşanabilir, borsalar geri çekilebilir. Biz de bundan minimal şekilde olsa da etkileniriz ama böyle dramatik geri çekilişler görmeyiz diye düşünüyorum. Şirketlerimizin güçlülüğü ve fiyatların uygunluğu nedeniyle. Peki, yani şimdi fiyatların uygunluğu bir miktar daha bizim aslında öne çıkartacağımız hikayeler arasında olabilir dediniz. Sektörel bazda ayrışmayı dile getirecek olursak, yani şimdi mesela pandemi döneminin öne çıkardığı sektörler vardı. İşte gıda sektörü, sağlık sektörü, bilişim sektörü. Evet, burada bir miktar daha bu sektörler öne çıkarken bundan sonraki süreçte büyüme hikayelerinin yaratıldığı, belki 2021'in ikinci yarısından sonra çok ciddi çifthaneli büyümelerin yaşandığı bir dünyada normalleşme adımları, her ne kadar varyantları konuşsak da aşılamaların önde olduğu bir süreç içerisinde bundan sonra eğer girişler olacaksa da sektörler olarak hangi sektörleri daha cazip görüyorsunuz siz? Tabii başta bankacılık,
Çok hani hakikaten bu inanılmaz fiyatlar var. Yani teknik temel analizle şirket mali bünyelerini incelediğimizde, temel rasyolarına baktığımızda eşsiz fiyatlar var. Öncelikle ben mutlaka bankacılıkta bir hareket olacak diye bekliyorum. Bugün, yarın, öbürsü gün ama mutlaka bankacılık hisselerine bir noktada bir alım gelecek. Gerçek değerlerinin çok çok altında seyrettikleri için. Orada biraz biliyorsunuz yabancıların bu yapılandırmalar ve banka bilançoları pandemi önlemleri nedeniyle yeterince karşılık ayrılmıyor mu, banka bilançolarında hayalet şirketler, hayalet krediler mi var, gerçek mali tablolar nedir, bunu göremiyoruz diye söylemleri var. Bir noktada az önce söylediğiniz aşılamalar, dünyadaki aşılamalardaki artış, genel olarak pandeminin seyrindeki sönüş, bunlarla beraber kademeli olarak bankacılıkta normalleşmeye geçilecektir. Pandemi dönemi önlemlerini BDDK kaldıracaktır kademeli olarak ve o zaman o acaba doğruyu göremiyor muyuz endişesi de ortadan kalkacaktır. Belki o noktada ben ilk pozitif ayrışma beklediğim taraf bankacılık hisseleridir. Onun dışında tabii çok geride kalmış turizm ve havacılık hisseleri var. Onlarda da zaman içerisinde bir hareket görebiliriz. Evet, şimdi burada hep işte bankacılığı öne çıkarttığımız süreç içerisindeyiz ve yabancıların da pozisyonlanmasının en çok bankalar üzerinde olduğunu da biliyoruz. Hal böyle olunca yani ucuzluk hikaye aynı zamanda bankacılığın öne çıkabileceği bir süreç diyoruz. Faiz indirimi ya da faiz artırımına yönelik beklentimiz nedir hocam? Şimdi bu da çok önemli. Bankalar üzerinde özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın çarşamba günü kararını karşıladık ve bu karar sonucunda herhangi bir ifade değişikliğine gidilmedi. Enflasyon üzeri faiz sıkı duruş tanımlaması hala devam ediyor ama ilave bir sıkılaştırma yapılabilir ifadesi eklenmedi. Dolayısıyla her şey enflasyona belirlenecek gibi duruyor ve Merkez Bankası'nın alanı biraz daha FED tarafındaki hamlelere göre şekillenecek gibi duruyor. Ne dersiniz? Önümüzdeki süreçte faiz artırımı ya da faiz indirimi beklentileri piyasada çok çeşitlendi. Kimi ekonomist faiz indirimi beklerken, kimi ekonomist belki de faiz artırımına ihtiyaç duyulabileceği yönünde de beklentiler var. Hal böyle olunca bu kez bankacılıktaki bir miktar daha hareketler sınırlanabilir mi? Ya da bankacılığı besleyen hangi karar gelebilir? Siz ne dersiniz? Evet, aslına bakarsanız son enflasyon rakamları açıklanmadan önce sonbaharda faiz indirimi bekleyenlerdendim ama enflasyonun gidişatı nedeniyle ben de açıkçası yıl sonuna kadar herhangi bir faiz indirimi gerçekleşemeyeceğini düşünmeye başladım. Bir faiz arttırımını da olası görmüyorum. Yani kurlarda çok, bu kurların seyri çok belirleyici olacak faiz üzerinde. Eğer kurlar çok ciddi şekilde bir yukarı hareket yaparsa bir nedenle, evet ancak o zaman faiz arttırımı düşünülebilir. Ama kurların bu seviyelerde kalması veya bunun bir miktar daha üstüne çıkması halinde, yıl sonuna kadar öyle devam etmesi halinde ben herhangi bir faiz arttırımı göreceğimizi düşünmüyorum. Ama öyle bir noktadayız ki tasarruf sahibinin Türk lirasında durması için ya da dövizden Türk lirasına geçmesi için yeterli bir Türk lirası getirisi yok piyasalarda. Bankalardaki mevduat faizlerine bakıyoruz. Bunun neti enflasyonu ancak yakalıyor. Hatta belki küçük tasarruflar için yakalamıyor bile. Bu nedenle küçük tasarruflar için ben banka mevduatı yerine fonları öneriyorum. Para piyasası fonları ve kısa vadeli tahvil bono fonları küçük tasarrufçu için banka mevduatından daha yüksek getiriler sağlıyor. Ama özetle yatırımcıyı dövizden Türk lirasına döndürecek bir ciddi şekilde faiz geliri yok. Bu olmadığı için de çözülme olmuyor. Ama öte yandan Merkez Bankası da faizleri arttırmak istemiyor.
Evet, ekonomide de tabii soğutucu bir etkisi var faiz oranlarının bu kadar yüksek olmasının. Kur aşağıya gelmeyince, dolarizasyon bitmeyip kur aşağıya gelmeyince enflasyon da aşağıya gelmiyor. Dolayısıyla ben bu resmin yıl sonuna kadar bu döngü içerisinde devamını bekliyorum. Türk lirası çok cazip pozitif faiz sağlamadığı için dövizlerde bir çözülme beklemiyorum. Dövizlerde çözülme beklemeyince kuru çok aşağıya beklemiyorum. Kuru çok aşağıya beklemeyince enflasyonu da çok aşağıya beklemiyorum. Yıl sonuna kadar böyle bu seyirde devam edip faizlerin de bu seviyelerde tutulmak zorunda kalınacağını düşünüyorum. Hocam peki şimdi enflasyona dair beklentilerinizi de sormak istiyorum. Yani Türkiye'nin aslında biz hep Borsa İstanbul'daki yabancı takasını konuşuyoruz, Borsa İstanbul'daki hareketlenmeyi konuşuyoruz ya da kurdaki hareketleri konuşuyoruz ama şimdi yatırımcıya baktığımız zaman dolar TL'deki özellikle işte enflasyon ve aynı zamanda alacağı faiz arasındaki makasa yani çıktılarına götürürsek %1'e düşen bir reel getiriden bahsediyoruz. Şimdi %1'lik bir reel getiri dediğiniz gibi çok da yeterli olmuyor. Şu andan itibariyle baktığım zaman 8.51.97'den bir çözülen de dolar TL'yi görüyorum aşağı yönlü hareketlerde. Enflasyon biraz burada etkili olacak gibi duruyor. Şimdi talep çok ciddi artmış durumda. Ötelenen bir talep var. Kapanmanın ardından ev halkının bir miktar daha ötelediği o talebini çok ciddi yansıttığını görüyoruz. Özellikle gıda tarafında olsun. Yani %20'lik bir gıda enflasyonu yaşamıştık. Bugün geldiğimiz noktada 3. sırada enflasyon kalemlerinde otel ve lokantalar. Bugün orada talebin artışıyla birlikte kuvvetlenebileceği bir durum var. Üfe'ye bakıyorsunuz çok ciddi orada da oranlar. 25.4'lük bir makasa geçmiş durumda bir üfe ve tüfe arasındaki fark var. Dolayısıyla tüm bunları böyle kompozisyon şeklinde değerlendirecek olursak şunu diyebilir miyiz? Çok net bir soru. Enflasyonda zirve seviye görüldü diyebilir miyiz? Bunun çok zor bir soru olduğunu da biliyorum. Çünkü kurdaki geçişkenliği göz önüne alırsak kura baktığınızda 8.51 oldukça oynakta bir kur var. Yani ne tarafa doğru evrileceğini de bilmiyoruz ama ben sizin düşüncenizi merak ediyorum. Enflasyonda zirve görülmemiş olabilir. Çok güzel özetlediniz çerçeveyi. Hakikaten hane halkının ertelenmiş talebi ve başta gıda ve konaklama olmak üzere geçtiğimiz dönemdeki kapanmada yaşadıkları zararları kompanse edebilmek için hizmet sektörünün yaptığı fiyat artışları var. Çok net bir şekilde bunu hayatımızda da görüyoruz. Restoranlarda pandemi öncesi fiyatların oldukça yukarıda olduğunu, gıdada hiç durmayan fiyat artışlarını günlük alışverişlerimizde veya hemen hemen her üründe gerçekten üretici fiyat enflasyonundaki yükselişi kısıtlı da olsa tüketici fiyatlarına yansıtma gayreti gözüküyor şu anda. Dolayısıyla çok da zirveyi görmemiş olabiliriz. Önümüzdeki aylarda evet yaz normalde düşüş beklediğimiz aylardı bunlar ama ne derecede düşüş yaşayabileceğiz ben pek emin değilim açıkçası. Hocam şimdi son olarak da bir dolar TL'ye de bakalım isterseniz. Dolar TL'ye baktığımızda merkez kararı öncesinde yani hafta başından bu yana TL'nin pozitif ayrışını görüyoruz. Buradaki en etkili şey nedir? Çok satılmışlık mı? Çok net bir soru sormak istiyorum. Yani çok satıldık ve dolayısıyla bunun telafisi mi? Nakit ihtiyacı mı? Burada aslında atılan çok net henüz bir adım yok. Ama dolar TL'ye baktığımız zaman bir çözülme gelmeye başladı. Buna bir çözülme diyebilir miyiz gerçi? Orası da meçhul ama ne dersiniz siz? Bayram sonrası yorum yapmak daha doğru diye düşünüyorum. Ben programımızın girişinde dolar TL'deki çözülmeyi büyük ölçüde bayramdaki Türk lirası ihtiyacına bağlamıştım hatırlarsanız. Hala o görüşümdeyim. Hem hane halkının çok dolarize olduğunu biliyoruz. Ama doları harcayamıyor tabii. Herkes Türk lirası harcıyor. Önümüzde 9 günlük bir tatil periyodu var. Burada Türk lirası ihtiyacı bir hayli yüksek. Dolayısıyla kısmen onun etkisini görüyorum. Kısmen de tabii turizm açıldı. Ben döviz girişlerinin de turizmin açılması nedeniyle döviz girdisinde biraz arttığını da görüyorum. Onların da
işletmeciler tarafından Türk lirasına dönmesi söz konusu günümüzde. Ama kesin yönü tayin edebilmek için bence bayramdan sonrayı görmek lazım. Yani şu bayram öncesi 3-4 gündür süren çözülme acaba Türk lirası ihtiyacı nedeniyle mi, 9 günlük tatil nedeniyle yoksa gerçekten kalıcı bir çözülme mi? Bunu bayramdan sonra piyasalar açılınca 2-3 gün içerisinde hepimiz net olarak anlarız. Peki şunu da sormak istiyorum. Hep şimdi yeniden bu tartışma başladı. İşte 2008 krizi sonrasında Fed'in destekleyici politikalarını 2013'e kadar devam ettirmesi, 2013 itibariyle Bernanke dönemiyle birlikte de tahvil alım programlarının azaltılmayla başlayan ve ardından Fed'in sıkı hamleleri. Ardından o süreçten bugüne geldiğimiz noktada TL'deki değer kaybı %371 seviyesinde. Gelişmekte olan, diğer gelişmekte olan ülke kurlarına bakıyorsunuz %160'lar, %140'lar. Dolayısıyla evet biz kendi iç haber akışlarımızla biraz daha negatif ayrıştık ama burada ciddi bir değer kaybından bahsediyoruz. Hocam şimdi Fed'i konuşmaya başladığımız günlerdeyiz. Bundan sonraki sıkı hamle yapacak mı, yapmayacak mı, yıl sonunda tahvil alım azaltacak mı, azaltmayacak mı gibi bir takım beklentileri de sunuyoruz. Aynı senaryo olur mu? Programın başında bunu söylediniz biliyorum ama çok daha net bir şekilde dolar Türk lirası çerçevesinde değerlendirecek olursak ne dersiniz? Görüşünüz nedir? 2013'teki kadar keskin bir değer kaybı kurda beklemiyorum. Evet olabilir. Minimal etkiler yaşayabiliriz. Hem piyasalarımızda hem doların güçlenmesiyle beraber kurlarda. Ama ben 2013'teki kadar keskin bir hareket beklemiyorum. Gerçekten o kadar zaten uzun vade baktığımızda Türk lirası değersizleşti ki hani daha da fazla değersizleşir mi? Bir parça daha belki olabilir. Zaten işte şu anda 853'lerdeyiz. Biz 860'ları, 65'leri de gördük. Hani bunun üstüne de bir miktarda gidilebilir ama bu hareketin çok keskin, ekonomimizi 2013'te olduğu kadar olumsuz etkileyecek boyutlara çıkmasını beklemem. Evet, çok teşekkür ediyorum aktarmış olduğunuz bilgiler ve değerlendirmeler için. Tekrardan yine bakalım bundan sonraki süreci yakından takip ediyor olacağız. Bayram sonrasındaki bir miktarda finansal tablolarında daha net bir hale gelebileceğini, yatırımlarında net bir hale gelebileceğini aktardınız. Çok teşekkürler ben hocam. Sağlıklı teşekkür, günler dilerim. Teşekkür ediyorum ve tüm izleyicilerimizin de bayramını şimdiden kutlamak istiyorum. Sizlerin de tüm EkoTürk çalışanlarının da aynı şekilde keyifli bir bayram dönemi geçirmenizi diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de şimdiden iyi bayramlar diliyoruz size. Doktor Berra Doğaner'le birlikte yine beklentilerimizi aktardık efendim. Bununla birlikte diğer tarafta borsadaki son hareketleri aktarmak isterim. BIST 100 endeksinde 0.46'lık primlenmeyle birlikte 1373 puandan işlemden geçerken VIO 30'daki işlemler ise 0.33'lük primlenmeyle birlikte 1506 puandan işlemden geçiyor. Dolar TL'ye bakacak olursak dolar TL'de ise bir çözülme hareketinin devamının geldiğini görüyoruz. Özellikle merkez kararı sonrasındaki hareketlenme artmıştı. 8.52.85 seviyesinden işlemden geçerken 0.46'lık bir geri çekilme söz konusu dolar TL'de. Euro TL'de ise 0.32'lik burada da yine aşağı yönlü hareketle birlikte 10.10 seviyesinden işlemden geçiyor. Bununla birlikte aslında bu bayram ihtiyacının bir miktarda nakit ihtiyacının, döviz ihtiyacının döviz bozumunda işlemleri hızlandırabileceği beklentiler arasında olduğunu söyleyebiliriz. Ve diğer tarafta Perşembe, Çarşamba günü gelen PPK kararı vardı. Buradaki ifadelerin değişmeyişi fakat sıkı para duruşunun da devam edebileceği yönünde beklentilerde bir miktar daha TL varlıkları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Şimdi yine değerli bir konuğum olacak. Yatırım Danışmanı Erkan Kabapelit bizlerle birlikte. Erkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Pelin Hanım. Evet şimdi hafta başından çarşamba gününe kadarki olan süreçte negatif ayrışan bir Borsa İstanbul vardı. Perşembe günü kapalıydık fakat çarşamba gününe baktığımız noktada 1,5'luk bir artıydı. Bugün işlem neyse 0.38'lik primlenme ile birlikte geçiyor. 1372 puandan geçiyor. Ne dersiniz, nasıl yorumlarsınız bu pozitif seyri neye bağlayabiliriz? Fiyatlamalar ne ifade ediyor? Evet, hafta başında 1378 seviyesinden başlamıştık Perihan Hanım. Burası haftanın en yüksek gördüğü noktaydı seviye anlamında. Sonrasında 1346 gibi bir dip seviyesi gördük ki burayı Kurban Bayramı nedeniyle nakit ihtiyacına
dayandırıyoruz. Takas, hani takaslardan dolayı o iki günde, pazartesi ve salı günlerinde satış yapılması gerekiyordu ki bugün paralarını çekebilsinler. Dolayısıyla satışları birazcık buraya bağlıyoruz. Şimdi burada tabii ki bu her yıl oluyordu. Yani bu ilk defa karşılaştığımız bir tempo değil. Ancak yabancı yatırımcının ağırlığı olduğu dönemlerde bunu çok hissetmiyorduk, bu para çıkışlarını. Ancak tabii ki şu an %42-43 noktasında olan yabancı takas oranında yerli yatırımcıların fazla olduğu bir dönemde bunlar net karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla çarşamba günü bir tepki alımı geldi. Yani takas avantajını hani kaybedenler en azından tekrar pozisyonlanma isteğiyle birlikte %1,52'lik bir tırmanışa sebep oldular. Dolayısıyla haftayı pozitif, yani çarşamba gününü pozitif kapattık. Ancak sizin de söylediğiniz gibi haftanın genelinde negatif seyrimiz devam ediyor. Burada bizim şirket olarak takip ettiğimiz önemli bir destek konumu vardı ki 1371, burasını şu an direnç olarak kullanıyoruz. 1371'i çarşamba günü aşamamasının etkisini bugün birazcık daha net görebiliriz diye düşünüyorum. Açıkçası şu an 1372 seviyelerinde, ancak buranın üzerinde hacimli olarak kapanış gerçekleştirmezse satış baskısı devam edebilir diye düşünüyorum. Özellikle pazartesi günü yarım günde de bir performans göreceğiz borsada. Dolayısıyla ben 1370'in üzerinde kalıcılık sağlanmadığı sürece yönüm birazcık daha aşağıya. Öncelikle 1350, ki bu bizim şirket destek noktamız değil, ancak piyasada oluşan bir beklenti. Biz 1326 destek noktasını daha çok önemsiyoruz Feri Hanım. Evet, şimdi burada yukarıda aslında 1371'in çarşamba gününde denendiğini söylediniz. Yine bugün de 1371'in üzerinde kalıcılığının sağlanması gerektiğini altını vurguladınız. Evet. Eğer sağlanamadığı takdirde 1350 dikkat edeceğimiz seviyelerde ve 1326 da alt tarafta takip edebileceğimiz bir seviye olarak vurguladınız. Doğrudur. Şimdi burada pozitif bir seyir, evet, pozitif bir seyirin yaşandığını görüyoruz. Yani bugün biraz daha 0.34'lük cuma çarşamba gününe nazaran biraz daha yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kaldığını görüyoruz. Fakat an itibariyle baktığımız zaman sektörel bazda öne ne çıkıyor, bunu da aktarmak isterim. Yani bankacılık tarafında ucuz olduğunu az önce yine Doktor Berra Doğaner'le birlikte de bunu konuştuk. Ucuzluk bir hikaye olabilir çünkü şirketler oldukça iyi şirketler söyleniyor. Siz ne dersiniz şirket olarak, yani bugünkü ise performansı açısından sektörel bir ayrışma söz konusu mudur? Sektörel bir ayrışma açıkçası çok öngörmüyoruz. Burada sinayi son dönemde yine bir performans göstermeye başladı son günlerde. Sinayi taraf belki değerlendirilebilir. Delta varyantından dolayı ulaşım ve turizm tarafı birazcık risk altında. Bankacılık tarafında da şöyle söyleyeyim, hani bunu kısa vade için söylemeyeyim, yani bugün veya yarın için değil, ama genel olarak biliyorsunuz Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra ve daha öncesinde BDDK ve Merkez Bankası'nın yine ZK oranlarıyla oynamasından sonra, yeni güncellemelerinden sonra bankacılığın önümüzdeki süreçte bundan etkileneceğini, kredi daralmasına gideceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla hani karlılıkları bir miktar etkilenecektir. Ancak tabii ki bilanço dönemine yaklaşıyoruz. Bu bilanço döneminde ikinci çeyrek bilançosunda birazcık daha iyi gelen bilançoların performansları, yani şöyle iyi gelen bilançolardaki şirketleri birazcık ayrışan şirketleri takip etmelerini tavsiye edebiliriz. Yoksa genel olarak piyasamız birazcık ayı piyasasında şu evet, an. Bununla birlikte önümüzdeki süreçteki performansa bakacak olursak, hacim düşük, hacmin düşük olduğunu evet, biliyoruz ve hacmin düşük olması belki de piyasanın bir miktar daha yukarı yönlü hareketlerini de sınırlandırıyor. Küresel bazda bağlantılı olacak, değerlendiriyor olacaksak, işte Yalın'dan yapılan açıklamalar vardı. Yalın'dan yapılan açıklamalarda aksine şahin bir görünüm sergileyen Yalın'dan bu kez enflasyonu orta vadede düşürebileceğiz açıklamaları vardı. Enflasyon endişelerini gidermeye yönelikti. Powell'ın riskleri yakından takip ettiğine dair bir görüşü vardı. Bununla birlikte Evans tarafından, Chicago Fed Başkanı Evans tarafından yapılan açıklamalar vardı. Bir miktar burada Evans tarafından yapılan açıklamada da yine ihtiyatlı davrandığını ve varlık alımlarının yıl sonunda olabileceğine yönelik yorumlamalar vardı. Şimdi küresel bazda değerlendirecek olursak bunun içeriği olan yansımasını nasıl değerlendirirsiniz? Şöyle söyleyelim. Şimdi öncelikle ABD'den gelen ÜFE ve TÜFE rakamlarını baz aldığımızda gerçekten tarihi zirveleri zorluyorlar. Burada hem Yellen tarafında hem de Powell tarafında
birazcık daha sizin de söylediğiniz gibi yatıştırıcı görevi üstlenmiş gözüküyorlar. Üyeler tarafında ise birazcık daha şahin tutumdalar ve yani birazcık daha realist bakıyorlar duruma. Powell'ın dün yapmış olduğu en sonki konuşmasında ekonomik toparlanmanın henüz istenilen düzeyde olmamasıyla birlikte enflasyonun bir süre yüksek seviyelerde olması ancak geçici olduğu kanısında hala. Ancak tabii ki varlık alımıyla ilgili ve faiz konusuyla ilgili gelen ve enflasyonla ilgili gelen soruları birazcık bu şekilde bu minvalde geliştirmeye çalıştı. Ama önümüzdeki süreçte öncelikle 28 Temmuz'da Fed'in FOMC toplantısı var. Sonrasında 28 Ağustos'ta Jackson Hole var. Sonrasında 22 Eylül'de Fed toplantısı var. Ben bu toplantı olmasa bile bir sonraki Jackson Hole'de ve 22 Eylül'deki Fed FOMC toplantısında varlık alımlarıyla ilgili, enflasyona bağlı olarak varlık alımlarıyla ilgili birazcık daha netleşmiş konuşmalar gelebileceğini düşünüyorum Perihan Hanım. Dolayısıyla küresel bazdaki borsaları ve piyasaları etkilemeye başlayacaktır. Hem bizi nasıl etkiler derseniz, gelişmekte olan ülkeler bazında bizi nasıl etkiler derseniz, bizim zaten geçtiğimiz yıl 2022'nin son döneminde bakıldığında yaklaşık olarak 9,5 milyar dolar, yanlış hatırlamıyorsam tam rakamı, zaten bir para çıkışımız söz konusuydu yurt dışı yerleşikler tarafından. Aynı zamanda Mart'ta Merkez Bankası Başkan değişikliğiyle bile 1,9 milyar dolar tekrar bir çıkış yaşanmıştı. Açıkçası bizden zaten çıkabilecek rakam ana şey olarak, hani majör rakam zaten çıktı diye düşünüyorum. Dolayısıyla bizi çok etkilemeyebilir yani para çıkışı konusunda. Zaten biz biraz önce sizin de konuğunuzla paylaştığınız gibi dolar TL zaten gerekli negatif etkiyi gördü. Marjı var mı? Var. Zaten hem Merkez Bankası hem piyasa katılımcıları anketlerinde yukarı yönlü dolar kuru tarafında ve enflasyon tarafında revizeler var. Ancak tabii ki bu marj diğer gelişmekte olan ülkeler tarafında görüldüğü kadar olmayabilir. Biz zaten önden, hani Merkez Bankası faiz arttırırken önden yükleme diyoruz ya, burada da önden yüklemeli bir kaybı yaşadık zaten diye düşünüyorum. Evet, şimdi önden yüklemeli bir kaybı yaşadık dediniz. Dolar TL'ye dönmek istiyorum bir de Erkan Bey. Dolar TL şu an yatırımcının gözü kulağı Dolar TL'de. Yukarı yönlü hareketler 8.80 denemelerinin ardından orada bir tavan hareketi oluşturup ardından aşağı yönlü bir hareket ivmesi oldu. Hafta başından bu yana baktığımız zaman TL'nin bir miktar daha burada dolara karşı değer kazandı. Çarşamba günü özellikle karar sonrasında da bir miktar daha çözülmelerinin olduğunu görüyoruz. Merkez kararında herhangi bir değişiklik yoktu. İfade de değiştirilmedi. Fakat sıkı duruşun devam edeceğine verilen sinyal burada biraz daha çözülmeyi beraberinde getirdi. Ne dersiniz? Bayram ve dolayısıyla nakit ihtiyacı etkili oldu diyebilir miyiz? Bir tarafta dövizi turizm mi konuşuyoruz, turizm gelirlerini konuşuyoruz ama an itibariyle 8.53-8.51. Burada hangi seviyelere dikkat etmemiz lazım? Yani burada yatırımcının gözü kulağı şu anda reel sektöründe gözü kulağı kurda. Açıkçası daha önce sizin kanalınızda yapmış olduğumuz konuşmalarda dolar TL 8.70 seviyelerindeyken 8.60 ve 8.50 bantlarının kademeli alımlar için fırsat doğurabileceğini düşündüğümüzü söylemiştim. Burada TCMB'nin 14 Temmuz faiz kararında İki ihtimal vardı Perihan Hanım. Birincisi ya faiz arttırılacaktı ki sabit bırakmıştı orayı. İkinci tarafta ise metinde bir değişiklik gelecek miydi? Bunu birazcık bekliyorduk. Metinde ilk iki paragraf işte enflasyon, cari işlemler ve iktisadi faaliyetlerimizle alakalı. Ancak üçüncü tarafta sıkılaşma veya gevşemeci olan paragrafta hiçbir değişiklik görmedik. Dolayısıyla hem faiz tarafında hem de metin tarafında sabit bırakılınca konular birazcık bekle gör politikasına geçtiğini görüyoruz. 28 Temmuz Fed toplantısı, 29 Temmuz TCMB'nin yıl sonu enflasyon raporu yayınlanacak. Nisan raporunu tekrardan güncelleyecekler. Konu birazcık da artık buraya kaymış durumda. Yani bu raporda enflasyonla ilgili görüşler ne düzeyde olacak? %12.2 olan tahmin, yıl sonu tahmini bakalım nasıl revize olacak? Bununla beraber dolar kurundaki tahminlerini de orada göreceğiz. Dolayısıyla biraz önce kısa vadeli olarak yani birkaç günlük performans olarak nakit ihtiyacından kaynaklı olabilir. TCMB'nin rezervlerinde bir yükseliş performansı var. 104 milyar dolar seviyesine çıkarıldı brüt rezervler. Belki bunların da etkisi olabilir. Ancak TCMB'nin
faizde ve metinde bir değişikliğe gitmeyerek küresel bazdaki etkileri birazcık daha takip etme politikasından dolayı bu çekilmeleri birazcık da ben sınırlı görüyorum. Açıkçası bu seviyelerden tekrardan bir tepki yukarıya gelebilir. Çünkü geri çekilmesi için şu an biraz önce sizin söylediğinizin dışında çok da bir neden yok açıkçası. Evet, bununla birlikte dışarısındaki koşullar oluşmaya başladı. Özellikle evet. Fed'deki yorumlamalar. Peki buradaki hamleleri ne diyorsunuz? Dolar endeksiyle birlikte değerlendirecek olursak. Dolar endeksinde bir dip denge oluşturma çabası var mı? Önce bunu sormak istiyorum. Yani 92-70, evet. 93'lere geldikten sonra. Yani şimdi enflasyonu konuştuğumuz bir dönemde. Ekonomistlerin, analistlerin ayrıştığı bir taraf der ki enflasyon geçici, bir taraf der ki hayır enflasyon geçici değil. FED tarafındaki bölgesel başkanlar tarafında da ayrışma var. Belki piyasa bağışıklığını arttırmaya yönelik açıklamalar. O tarafı da çok net çözemiyoruz. Ama yani şimdi enflasyon geçici mi kalıcı mı? Dolar endeksindeki hareketlenmeler bu tarafı nasıl etkileyecek? Siz ne dersiniz? Açıkçası dolar endeksinin bugün itibariyle yükseliyor olması ancak tabii ki dolar TL'de değer kaybediyor olması yine korelasyonun kaçtığını gösteriyor. Şimdi hem borsa gevşiyor, hem borsa değer kazanıyor, hem dolar gevşiyor, hem de dolar endeksi değer kazanıyor. Açıkçası bu korelasyonda bir zıtlık var bir noktada teknik anlamda. Dolayısıyla birinin yanlış ilerlediğini düşünüyorum. Şimdi dolar endeksi 92.50 üzerindeki performansında yönünü 93'e çevirmiş vaziyette ki muhtemelen o noktalara doğru gidecek önümüzdeki gelişmelerle birlikte. Bizim dolar endeksine korele hareketi tekrardan yakalamamız yani o normal bilinen korele hareketi yakalamamız için de muhtemelen birazcık değer kaybı yaşamamız noktasında olacağız herhalde diye düşünüyorum. Evet. Yani 92.50 üzerinde 93 seviyesini hedefliyor dolar endeksi. Evet, 92.50 ve 93 seviyeleri arasında biraz daha dikkat etmemiz gereken seviyeler diyoruz. Şimdi dolar endeksindeki gidişat, bir miktar daha enflasyonist baskılar, delta varyantı piyasalarda kapanacak mı, kapanmayacak mı Eylül ayı itibariyle. Bununla evet. birlikte diğer tarafta büyüme revizyonlarının hala geldiği bir süreçteyiz. O yüzden altın yatırımcısı da şu an beklemedi. Özellikle altın ons tarafına baktığımız zaman 1800 doların üzerinde kalıcılığını sürdürürken geçen yılki kazançlarını da beraberinde getirmiyor. An itibariyle 1823 dolar seviyesinden işlemden geçerken altın tarafındaki fiyatlamalarda da nelere dikkat etmemiz lazım? Altın yatırımcısı neye odaklıyor? Öncelikle altın tabii ki ons altının performansını ABD 10 yıllık tahvil faizlerine dayandırıyoruz. Dün Powell'ın yapmış olduğu konuşmadan sonra tahvil faizleri bir miktar gerilemişti. Bugün itibariyle baktığımda birazcık toparlanması var. Tabii ki bununla birlikte altın dokunduğu son zirve olan 1829 noktalarını koruyor. Yani bu seviyelerini koruyor. Bizim için öncelikle 1829 dolar seviyesini aşması gerektiğini düşünüyoruz ki yukarıda 1854 direnç noktasına tekrardan hedeflesin. Yani bizim için öncelik olan 1829 dolar seviyesi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu düzeylerde kaldığı sürece bu tarafta Powell'ın yapmış olduğu şu an için varlık alımlarıyla ilgili bir projeksiyon yok. Genişlemeci politikanın devam etmesi yönündeki açıklamalarıyla altına yatırımın devam edeceğini, ons altın tarafındaki girişlerin devam edeceğini düşünüyorum Perihan Hanım. Çok teşekkür ediyorum Erkan Bey. Aktarmış olduğunuz bilgiler için diyelim. Size de bol kazançlı bir seans dilerim ve şimdiden iyi bayramlar dilerim. İyi bayramlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim yatırım danışmanı Erkan Kabapelit'le birlikte yine beklentilerini aldık. Bununla birlikte diğer tarafta piyasalara tekrardan gitmeden önce bugün yurt içi gündem ve yurt dışı gündeme bakacak olursak yurt dışı gündemde Avrupa piyasalarının Euro bölgesinden gelecek olan enflasyon verilerini yakından izlediğini, takip ettiğini görüyoruz. Özellikle İngiltere Merkez Bankası'ndan yükselen enflasyona dair bir takım beklentiler vardı Avrupa bölgesinden. Daha hızlı bir aksiyon alabileceğiz ifadesi söz konusuydu. Evet, faiz
kararında İngiltere Merkez Bankası'ndan bir değişiklik gelmedi ama yükselen enflasyona bir atıf vardı. Bu kez ise Euro bölgesinden, Avrupa Birliği tarafından Avrupa piyasalarının bir miktar daha Euro bölgesinden gelecek olan enflasyon verilerini yakından takip ederken öncü verilerle tüketici fiyatlarının aylık %0.3, yıllık %1.9 yönünde artış göstermişti. Euro bölgesinden gelecek olan yine bir dış ticaret verisi var, dengesi olacak. Bunu da saat 12 itibariyle karşılıyor olacağız. Bugünden en önemli verilerinden bir tanesi de ABD'den gelecek olan perakende satışlar verisi saat 15.30 itibariyle olacak. Yurt içerisinde ise Mayıs ayına ilişkin konut fiyat endeksi saat 14.30'da karşılarken bununla birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri ve yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu ve rezervler öncelikli olarak izleyeceğimiz veriler arasında efendim. İlk seansın sonuna geldik. Birazdan kripto parayla birlikte tekrardan karşınızda olacağım. Hoşça kalın. Thank you.